Rekod Medya YouTube kanalından herkese merhabalar. Borç Turnike'nin yeni bir bölümüyle yine Nadir ve ben bildiğiniz gibi sizlerle birlikteyiz. Nadir'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Suratından anladığım kadarıyla yüreğin buruk Efes mağlubiyeti yüzünden. Senin de. Yani Efes mağlubiyetinden ziyade gene saatimizin belli bir noktayı aşmasından dolayı rahatsızım. Evet. Bundan ben de rahatsızım. Saat şu an 1'de bunu çekiyoruz ki yani bir basketbol maçı 1'de bitmemeli. Yani Amerika'da değilse bunu ben kabul etmiyorum içimde. Gel maçı konuşalım direkt yeni bitmişken. Yani Amerika'nın da saatleri laga bak. Konuşalım. Çok kötü oldu. Ben daha cümleye girdiğimde aralıksız devam ediyordum. Devam ya, konuş sen. Efes, Bayern. Efes Bayern yani Trinchieri'nin bugün hücum maç planı ise tamamıyla tuttuğunu gördü. Sahada Efes'e hücum düzeninden tamamen çıktılar. O yarı sahadaki tempo ve ikili oyun düzenini hiç sağlayamadı Efes. Ama onun ilk yarıda o istediği birebirleri en azından yakalayabildi. Özellikle işte Larkin'i tepede uzunlarla birebir bırakıp o skoru bir şekilde elde etmeye başardı ama ikinci yarı tamamen Trinchieri'nin istediği gibi geçti. Larkin formsuzdu bugün. Micic tercih noktasında değildi. İkili oyunlar işlemeyince haliyle böyle bir yenilgi oluyor. Yani Bayern'i tebrik etmek lazım. Playoff sertliğinde geçti bir de mücadele. Gerçekten Bayern Münih sadece sahada değil o sertlikle de Efes'i sindirdi bugün. Maçta ben bu maç biraz şeyi gördüm ya. Efes'in bundan önceki maçlarını çok rahat kazanmasının verdiği bir sıkıntıyı gördüm. Hani bu kadar sert bir direnci görmemeye alışınca Efes yani maçtan çok düştüler. Özellikle Larkin bir çok fazla serbest atıştan sayı buldu ama maçın içine tam olarak giremedi. Micic böyle sonlara doğru toparladı ama o da artık son saniyede yaptığı faulle yani bir Amerikan futbolu tackle'ıyla maçı kaybettirdi. Efes için maçın başından sonuna kadar aslında skor denk de olsa biraz Bayern Münih'in kontrolündeydi maç. Bu ikinci çeyrekteki bir bölüm hariç. Orada zaten fark bir 12-13'e falan çıktı ama onun dışında Bayern hep istediği tempoda tuttu maçı ki hani aradaki kalite farkına rağmen bunu yapmayı başarmaları büyük bir şey. Trinchieri yine takım çok iyi oturttu. Maç sonunu çok iyi oynadılar. Yine yakın geçen bir maçı Bayern Münih kazandı. Bu sene 7. 8. falan böyle maç galibiyetleri sanırım. Yani bunları çok iyi oynuyorlar. Bu artık oynamaya da alışmışlar. Hatta ben Bayern Münih'in bazı tercihlerini anlamadım. Hani son bölümde Jalen Reynolds yerine James Gist de sahada kalmayı tercih etti ki çok saçma bir karardı. Orada Efes biraz daha maçı kazanacak noktaya getirdi. Ama günün sonunda o da olmadı. Ya bu maç hakkında öyle ekstra eklemek istediğim bir şey yok benim. Senin var mı? Hani Boltman'ın mesela çok gününde olmadıydı. Onu da çok fazla oyuna sokamadı Bayern Münih. Ona rağmen kazanmaları da ekstra değerliydi. Yani bir Bayern Münih açısından da aslında bir mesaj niteliğinde de oldu. Yani biz Avrupa'nın en iyi takımını bile düzen dışına çıkarabilecek bir takımız playoff'ta. O rakiplerine birazcık gözdağında verdi Trinchieri. Evet. Bir şey oldu böyle Efes için. Sezon başı Vladimir Lučić almaya çok çalışmıştı Efes ama olmamıştı. Onun alamamanın cezasını en çok bugün çektiler. Lučić cezalandırdı diyelim. Ben maçta şey çok hoşuma gitti ya, bunu normalde hep Bein Sports'tan izlerdim. Bugün Nesne'den izledim. Nesne'den izleyince de şey oluyormuş. Ergin Ataman kulağımda çınlıyormuş bütün maç. Bunu fark ettim. Böyle takımla konuşmuyor Ergin Ataman. Sadece Sertaç'a ne yapması gerektiğini söylüyor. Sertaç önündeyken. Acayip hoşuma gitti. Bu özellikle Efes savunmadayken aşağıda kal, yukarı çık, karşıla, rebound falan diye her şeyi Sertaç'ı bir kolla kontrol ediyormuş gibiydi. Bu acayip hoşuma gitti izlerken. Bunları kontrol etmeyi sever zaten. Sertaç'ın da performansı ve o birazcık savunmadaki zaaflarını düşünecek olursak böyle ekstra düşüyor üstüne muhtemelen. Evet ya, Sertaç zaten bir şovapta faul yaptı ve hemen inanılmaz bir çağırış başladı ben işte. Ama maç sonu buyur. Yakup Hoca'nın o çıkışı hücum faul inletti evi yani hocam. Gerçekten çiğ yumurtayla besleniyor büyük ihtimalle sabahları. Abi Efes bencinde buna özel bir çalışma var teknik ekipte. Belli ki çok sesleri çıkıyor. Öbür tarafta ya sadece Efes tarafına mikrofon verilmiş, öbür tarafa hiçbir şey verilmemiş. Ya da yine o ses farkı çok fazlaydı çünkü. Trinchieri hocam bu tarz şovları daha ziyade o Almanya Ligi'nde yeni kullanılan koça takılan mikrofonlarda kullanmayı seviyor maç boyu. Aklına geleceğini bildiği için oyuncularla o birebir iletişim. Daha önce çok videosu falan da düşmüştü. Yani maç içinde zaten çok ekstra ses çıkaran bir adam değil ama Efes tam tersi. Ergin Ataman zaten maç sonunda da gene kendi şovunu bir şekilde yansıttı sahaya. Hem takımın hem Euroleague'e mesaj verme bağımında. Evet, istersen Efes'i hazır konuşurken Fenerbahçe'ye geçmen. Kısa bir Maccabi maçına da değinelim. O da bu hafta oldu, erteleme maçı. Efes'in çok şansına denk geldi. Bu maç normal zamanında oynansaydı Maccabi'nin formda Efes'in formsuz olduğu bir dönemde oynanacaktı. Şu an tam tersine Maccabi'nin çöküşte, Efes'in de çok yükselişte olduğu bir dönemde oynadı. Uzun süre sonra Tibor Plyce'ı gördük. Mutlu etti beni Tibor Plyce tekrar. Sahada 10 sayı falan attı herhalde. Gayet verimli bir maç oynadı o da. Sana bırakayım sözü. Yani Maccabi tabii siklet farkını da düşündüğü zaman birazcık oyunu, o Sprite içtim bir an şey oldum. Şeyden gittim. Konsantrasyonum dağıldı. Evde su yok. 3 tane Sprite var şu an. Çok saçma bir haftalık fantezinin etkileri tabii bunlar. Ben de geçen gün susadım. Markete su almaya girdim dışarıda işim varken. Su almak yerine Sprite alıp çıktım içeri. Abi bugün aynısı. 12'li Sprite almışım evde. 1 litresi yok. Sonra çıkmaya üşendim, dedim Sprite'la idare ederiz. Ama hakikaten şeymiş yani, gerçekten iyi bir tatmış. Onu tekrar hatırlamış olduk. Ben harbiden ne zamandır içmiyordum ama onu artık. Son 2 haftadır falan sürüyor. Her gün içiyorum ama. En son lisede falan içmişimdir muhtemelen. Muhtemelen. Kendi bedava Sprite gelmediyse bir yerden. Ben de aynı şekilde. Evet, Efes Maccabi maçını iyi değerlendirdik. Maccabi maçı ya zaten çok da bir şey olmadı açıkçası. İşte birazcık kaosa sevk edip Maccabi Efes'i düzen dışına çıkarmaya çalıştı onlar da ama Efes o tuzağa düşmedik. Oyunu sakinleştirip yine kendi oyununu oynayıp rahat bir galibiyet aldı. Yani çok ekstra bir durum olmadı o maçta. Yani ben bu maça şey yapmaya çalıştım. Canlı izlemedim işte. Spoiler yemeyeyim de tekrarını izlerim diye kastım böyle. Tekrarını izliyordum. Baktım ki Efes maçı 2. dakikada kazandı. Spoiler yemiş kadar oldum yani. Maçın hiçbir keyfi olmadı. Efes zaten yakın geçen bir maçı da kazansaydı daha güzel bitirirdi ama bir sıkıntı yok Efes tarafında. Fenerbahçe'mize geçebiliriz diyorum. Žalgiris'i sağdan sildi Fenerbahçe. Ya Efes Maccabi konuştuğumuz gibi Fenerbahçe ile Žalgiris arasında da çok büyük bisiklet farkı var yani. Özellikle maç başında o ağırlığını hissettiremedi Fenerbahçe. Vesely'nin 4 numarada kullanıldığı düzenlerde savunmada çok aksıyor ki zaten Nigel Eastine savunması da çok mümkün değildi. Vesely'nin hep bir adım geç kaldı. Ahmet mesela zaten 5 numarayı kapatamıyor. Orada bir sıkıntı yaşadı ama ondan sonra Bartel'in oyuna dahil olması, Pierre'in zaman zaman 4 numarada yer alması savunmayı da topladılar. Yani Žalgiris gene Grigonis yani düzen içinde sayı bulabilen bir adam. Žalgiris de o düzeni bu tarz takımlara karşı sağlayamıyor yani çünkü Thomas Walkup belli bir seviyede bir oyuncu. Nigel Eastine belli bir seviyede bir oyuncu. Takım olarak çok belli bir seviyede oldukları için Fenerbahçe'de baş edemediler. Hücumda da zaten Vesely yani yine inanılmaz bir maç oynadı. O MVP sezonun üstünde diyoruz. Yine o tarz bir performanslı hücumun merkezine geçince De Colo'yu da daha topsuz kullanıp çaresiz bıraktılar Žalgiris'i. Evet, bu maçta aslında her De Colo'nun topsuz kaldığı, bitirici olarak oynadığı maç gibi İnanılmaz bir De Colo performansı. Çok iyi bir Vesely performansıyla geçtik zaten. Burada ilk çeyrek başa başladı. Hatta maçın başında Žalgiris bir üstünlüğü falan yakaladı. Joffrey Loven'in ekstra sayılarıyla ama işte ondan sonra Fenerbahçe maça ağırlığını koydu zaten. Daha oyuncu kalitesinin yüksek olduğu taraf da Fenerbahçe'ydi. Maç içinde çok fazla şey gördüm. Fenerbahçe neredeyse hiç piken oynamadı. Hep topsuz hareketlilik üzerinden üretti sayılarını. Bu da bence ekstra olarak güzel bir şey. Fenerbahçe'nin oyununun buna evrilmesi lazım zaten. De Colo'yu merkeze koyan bir takımın ki bunu yapmaları hoştu. Bir şey dikkatimi çekti. Rotasyonda Gerald Edin'in yerini Tarik Biberović'e vermiş. Bir sakatlığı şey olmamasına rağmen. Ki Tarik Biberović da bence iyi bir maç çıkardı. Kısa sürelerde oyuna girip iyi katkı verdi. Onun dışında Fenerbahçe için işler iyi gidiyor. Yine pozitif bir performans. Artık top 8 yapmayı şey olarak, matematiksel olarak garantilemese de garantiledi diyebiliriz. Bir iki maçta zaten garantiler gibi. Yani artık düzgün bir eşleşmeyle hedef Final Four bence Fenerbahçe'de. Katılıyorum yani. Fenerbahçe'nin ya baktığın zaman ilk 8'de eleyemeyeceği takım Efes dışında görmüyorum ben. Barcelona'da ya Barcelona öyle bir takım ki hani kötü gününde yakaladığın zaman kuytuda işini bitirebileceğin bir takım. Ya, hücumda bazen çok tıkanırlar. Fenerbahçe eğer Vesely'yi 4 numara oynatmak gibi bir saçmalık yapmazsa Milot için karşısında Barcelona'yı da düzen dışına çıkarıp eleyebilirler bence. Çok sürpriz olmaz benim için. Hani ya, sürpriz olur ama ben şey olabilir diyorum hani Final Four'da Barcelona'yla karşılaşırsa dediğin gibi çok kötü bir güne denk gelir falan Fenerbahçe kazanabilir ama 5 maç üzerinden oynanan bir seride 3 maç kazanabileceğini düşünmüyorum ben Fenerbahçe'nin. Tabii o da. Ama onun dışında evet yani diğer güçlü takımlar işte Milano olsun, CSK olsun onlara karşı gayet hatta Milano'yu yine eleyebilir mi bilmiyorum ama çok başa baş olacağını düşünüyorum Milano ile eşleşirse. Fenerbahçe'de bu kadar mı diyelim? Var mı başka ekleyeceğimiz bir şey? Ya Fenerbahçe'de çok rahat bir maç çıkardığı için aslında ya üzerine konuşulacak çok bir şey yok. O bir seriye bağlı dönemdeki maçlardan bir kopya daha izletti bize. Evet yani kesinlikle öyle katılıyorum. Buradan ne varmış sırada? Baskonya. Ya bu maçı alacağımızı ben hafta başına hiç düşünmemiştim. Ama bu maç kendini aldırdı. Zenit'imiz sağ olsun yaptı aptallığını. Yani ya yedek oyun kurucusu Billy Bayron olan bir takımın zaten hani sezon başından beri bu kadar ekstra noktaya gelmesi bir mucizeydi. Yani çok tıkanıyorlar Kevin Pangos kenara geldiği zaman. Baskonya'da bunu çok iyi değerlendirdi. Hücumda da işte Alec Peters ve Giedroytis'in topsuz hareketli üzerinden sayıları buldular. Ya Zenit'in kadrosu da çok baktığı zaman kalite olarak çok düşük. Yani Pangos'u ayak uydurabilecek bir yapı çok fazla yok. O düzen dışına çıktıklarında da sonuç bu oluyor yani 20-0'lık bir seri. Ya Tarık Black hamlesi yerine bas bas vardık burada kardeşim kısa alın şu takıma diye. Oradan Tarık Black de ilk kez sahaya çıktı herhalde. Ben ilk kez gördüm. Daha önce oynadığımı bilmiyorum. Ya, çıkmasa daha iyiydi. Öyle bir oynadı ki hani keşke çıkmasaydı dedirtti. Ben Zenit'le şeye takıldım. Yani, tamam kısalar sıkıntı olabilir. Kadro kalitesinde şey olabilir ama maçın son 2 dakikası önde baskıyı görünce lise takımı gibi panik yapmaları gerçekten böyle canımı sıktı. Bu seviyede bir takımın bu kadar şey yapmamız. Hani NCAA'de falan bazı maç izlerken oluyor bunlar. Böyle takımlar çok panik yapıyorlar önde baskıyı görünce. Son dakikalarda çok fazla top kaybediyorlar. Bu da aynı şekilde oldu. Zenit tamamen top kaybetti. Baskonya'da ritmi bulunca her attığı girdi maşallah. Hani Giedraitis abuk subuk şut soktu bir tane köşeden. Olduğu yerde sabit adımda dönerek şey yaptı. Bir ayağı sabit olduğu yerde dönerek şut falan attı. Yani Baskonya'da böylece tarihe geçen bir galibiyet olmuş olabilir. Son 2 dakikada çok büyük bir farktan döndüler. 12-13 gibi bir farktan döndüler. Yani takdir edilesi bir galibiyet Baskonya tarafından. Onlar da sana şey diyeyim tam 8. maçı gibi bir şey aslında. Hala Zenit önde tabii ama ikisi doğru oynuyor. Baskonya Final 8 yapar mı diyeyim. Yani bence yapması gereken takım Baskonya ama yani sezon başından beri o istikrar noktasında hep konuşuyoruz. Ya hiçbir şekilde gösteremediler. Kazanmaları gereken birçok maçı abuk subuk kaybettiler hücumda hiç ritim bulamayıp. Yani bu Zenit maçı 20 sayı gerip düşüp kazandılar. Yani biraz takım ve ritim üzerinden oynadığı için yani sen de bahsettin az önce saçma sapan şutlar soktular dedin de Giedraitis de, Alex Peters de, Luka Vildoza da ritim bulduğunda bir şekilde çileden çıkabilen oyuncular. Ya o yüzden Baskonya ile ilgili bir tahmin yapmak çok kolay değil. Evet. Zaten hani geçtim maçtan maça olan istikrarsızlığı aynı maçın içinde bile istikrarları çok değişebiliyor. Maçın ilk çeyreğiyle ikinci çeyreği arasında bile çok büyük farklar olabiliyor. Baskonya cephesinde buradan bir diğer yabancı ekiplerimiz CSK Real Madrid. 2 ölülerin maçını CSK kazandı ki beklenen bir sonuçtu bence Real Madrid'in bu durumunu göz önüne alırsak? Açıkçası ben izlemedim. Önemli işlerim vardı bu bölümde. Bu mücadelede sözü sana bırakıyorum o yüzden. Okey, ben izledim. Çünkü kupanın son maçıydı CSK 85 oranıyla. Beni çok mutlu etti. Maçın ilk düdüğünden itibaren Real Madrid post-up oynadı. İlk maç başladı. Real Madrid post-up oynamaya başladı. Gerçekten başarılı bir şekilde de ilerlediler bir noktaya kadar ama ikinci çeyreğin ortasında ağırlığını koydu maça CSK. Mike James nefis top oynadı ki uzun süredir Mike James nefis top oynadı sözünü duymuyorduk sezonun ilk yarısından itibaren. Bu da hoş oldu. Mike James'i izlemek bana her zaman keyif verir. İyi gününde tabii. Kötü gününde de Itudis gibi şehirleri tekmeliyorum böyle. Maçta en merak ettiğim konu CSK'nın Tavares'le nasıl eşleşeceğiydi. Voigtman tuttu bütün maç. İlginç bir şekilde çok da başarılı oldu hani. Tavares asist yapmak zorunda falan kaldı. Bu da ekstra olarak maç hakkında denilebilecek şeylerden birisi. Başka ne denebilir bilmiyorum. İşte CSK'nın da Real'in de aslında bir mesaj vermesi lazımdı. İki tane zor durumda takım karşılaşınca ama Real Madrid'in artık bu seviyelerde maç kazanması çok zor. Bu oyuncu profilleriyle. Kalite olarak sıkıntıları çok az ama herkes aynı şeyleri yapmıştı. Her hafta dediğimiz şeyleri tekrar demeye gerek yok. Bu maçta böyle diyebiliriz. Aslında çok hızlı bitti normalden akış. 17 dakikada falan bitirdik. Boş yapabiliriz bence. O zaman şu konuşabiliriz. Beşiktaş-Tofaş maçı ile ilgili çıkan kararı. Burada makosenlerimi giyip federasyonu eleştirebilirim özellikle. Bu sezon artık hani yeter be kardeşim. Bir konuda da düzgün karar verin. Yani yine saçma sapan bir noktada hani hakemler üstüne vazife olmayan bir noktaya değiniyorlar. Ama söz konusu şahsın dokunulmazlığı olduğu için o hakem abimizin federasyondan onun aksine bir karar çıkmıyor. İşte o yönetmeliklerdeki boşluklardan yararlanıyorlar. Açıkçası çok da şaşırtmadı beni yani. Federasyonun herhangi bir konuda doğru karar vermesini beklemiyordum ben. Hakem kesip atan bir abimiz miydi? Yok. Arok'taki karga. Ha. Emin Molkoç. Oo, en kötüsü. Ya ben zaten Emin Molkoç olduğunu şeyde anlamalıydım hani. Geçtim o kural hatasını. Ercan Osmani böyle dışarı adım atmış. Dışarı gidip geri gelmiş. Onu önce görmeyip sonra videoda görüp herhalde ayıp ettik lan bunu da görürüz falan deyip mi değiştirdi anlamadım. Hani kural hatası olduğunu da biliyor ama ben bunu nasıl görmedim diye kafası olmuş olabilir bilmiyorum. Ya ben Emin Molkoç'tan de beklerim hani maç sonu çıkıp bir basın açıklamasıyla Ercan Osmani'yi eleştirmesini. Kardeşim normalde sokmazsın gelip burada bizi buldun diye bir eleştiri gelebilir Emin Molkoç'tan. Yani kötü bir hakem zaten Türkiye'de iyi bir hakem çok fazla yok her iki bir yani voleybolu da sayabiliriz bunda. Yani herhangi bir branşta iyi hakemimiz yok. O yüzden çok değildi ama federasyonun artık hani her konu hakkında, her projesinde, her noktada bu kadar artık leş bir yapı olması ve kendilerini çok başarılı lanse etmeleri gerçekten canımı sıkmaya başladı artık hani. Lig berbat bir durumda. Hani 3 sene önce İspanya ile birlikte Avrupa'nın ilgi olduğu konuşuluyordu ki yani değildi ama en azından rekabet olarak, organizasyon olarak olmasa rekabet olarak o noktaya çıkmış bir lig vardı. Eskişehir Basket Lig'den çekildi. Sonra birer birer ligden çekilen takımlar, işte karga tulumba üstü yeti çıkarılan takımlar. Yarısı zaten oyuncularına borcunu ödeyemiyor. Kaç ligde 16 takım var. 9 tanesi düşmeme oynuyor. Böyle lig olmaması lazım aslında. Ama hani böyle bir ligi olan federasyon kendini işte müthiş bir başarıymış gibi gösteriyor. Yani bir federasyonu düşün, tek başarısı All Star organizasyonunu geri getirmek. Yani. Başka övünebilecekleri herhangi bir nokta yok. Ya gerçekten neresinden tutsan elinde kalır. Bizim ligde hani var. 3 sene önce Avrupa'nın en iyi ligi falan. Ondan sonra döviz gibi bir şey ortaya çıktı. Bir gerçek hayatımıza girdi ve zaten o zaman da çok az değildi ama 2-2,5 falan gibi takılırken bir şekilde idare edebiliyorduk. Sonra 7 gibi anlamsız rakamlara yükselince takımlar da bir neye uğradığını şaşırdı. Bir de şöyle bir şey var. Sen borç yapıyorsun. diyorsun ki 100 bin dolar işte 200 bin TL benim borcum var diye borç yapıyorsun. Senin borcun oluyor 700 bin TL bir anda. O 500 bin kaplanabilecek bir fark değil. Başarı da gelmediği müddetçe ki zaten Avrupa basketbolunda öyle bir başarı geliri olmadığı da açık. Yani tanıdığın varsa iyi sponsorlar bulup öyle getiriyorsun. Gemiyi öyle kurtarıyorsun. Yani bizim lig düzelmez ya. Biz düzelmez. Harbiden düzelmez. Böyle devam ederiz. Playoff'ta 8. sıradan playoff yapacak takım gerçekten küme düşmemeye takım kurmuştu. Şu an playoff yapıyor. Böyle devam ederiz herhalde. Yani ya, muhtemelen hani ya şey düşünüyorum, hani neyle övünebilirler? Son dönemde takımlarımız işte Avrupa'da başarılı, işte Fenerbahçe, Anadolu Efes, bununla da övünüyor çünkü federasyon. Buna başarısına, etkisi nedir federasyonun? Hani tek etkisini şey olarak konuşabiliriz. Lig o kadar kalitesiz ki hani iki takım da lige odaklanmak yerine sadece Euroleague'e odaklanabiliyorlar. Hani tek olumlu bakabileceğin federasyonun yanı burası. Hani bir Abdi İpekçi projesi var. 2018 yılında yıktılar. 2 sene içinde milli takıma yepyeni bir tesis. İşte bilmem oteller, 2 tane salon, oyuncuların ailelerinin dinlenebileceği yerler. 3 sene geçti. Bir tane çivi çakmadılar daha Abdi İpekçi'ye. Ben onun yalan olduğunu başta anlamıştım. Orası o kadar büyük bir alan değil ya zaten. Otel ya, artı salon artı ailenin dinleneceği yer falan yok yani. Salon artı otoparka. Yani otopark da o kadar küçük bir otopark ki yani mahalle arasındaki otoparklar Abdi İpekçi'nin otoparkından daha büyüktü. Abi zaten herhangi bir derbi maçında otoparka araba sığmıyordu ki yani. Öyle bir yerde Abdi İpekçi. Anlamsız hani ya. Şey Sinan Erdem gibi önünde geniş alan bir yerde olan değil. Hani Sinan Erdem'in önünde bir yer var. Arkasında başka bir arazi var. Hani orayı yıksa dersin ki ulan tamam hani genişletebilirsin. Abdi İpekçi'nin önünde de zaten iki kişi yan yana yürüyemiyorsun. Abi Sinan Erdem'in yanında şey var. Yani direkt o Aslı Çakır da eskiden ismi, şimdi ne oldu bilmiyorum. Orayı yıkarsın, hayvan gibi alan açılır zaten. İstediğini yaparsın oraya. Abdi İpekçi Zeytinburnu'nun ortasında, trafiğin içinde, yan tarafı Marmara, üst tarafı direkt otoban zaten. Abuk subuk bir yerden de orada ne yapabileceksin ki? Garip. Ben orada acaba kimin cebine kaç para girdi de o projeye girişler merak ediyorum. Zaten konu inşaat oldu mu 3 tane olan şüpheli var. Onlardan biri. Muhtemelen. Yani işte bildiğimiz ekipten biridir. İyi, boş yapacağız dedik. Burada da boş yapmadık. Bayağı ciddi konulara parmak basarak çıkıyorduk. Artık bir federasyona kinimi kusmam lazım ama kosenlerini giydirdiler bana. Evet. Katılıyorum. Evet. Ben yine de Türkiye bayrağı olan bir federasyona böyle hakaretler edilmesini doğru bulmuyorum. Kardeşim eleştiririz ama bizim federasyonumuz sonuçta. Evet. Yani biz içimizi eleştiririz ama dışarıya karşı hidayet benim evet. Hidayetim. Ya federasyonun milli takımdan da vurmadım bak daha. Hani vursak bir de oradan da vururuz hani. Abi milli takım yani ben 2021 yılında top sürmeyi bilen bir oyun kurucumuz yok. Abi gidip Cumhurbaşkanı bütçesinden topçu getiriyoruz milli takıma, gözünü seveyim ya. Öf, kapatalım mı? Ya kapatmazsan Ömer Faruk Gürsüven dosyasını açacağım. Açarız sonra. Onu da başka bir programa saklayalım. Ömer Faruk Gürsüven'i. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.